Değerli hemşerimiz Edirne'deydi. Hemşerimiz Suzan kardeş, Balkanların kraliçesi, Balkan türkülerinin eşsiz yorumcusu kendisi. Suzan kardeş geçtiğimiz ay Türksel Arena'da bir programı vardı. Bugün de Edirne'de bir program gerçekleştirdi. Edirne'de konseri vardı. Ve öncesinde, konser öncesinde bizler Rumeli TV olarak kendisini otelde karşıladık. Merhabalaştık ve bir röportaj yaptık. Bununla birlikte Edirne'yi Tanıtma ve Tavaciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve Aslanzade Arif Meriç ikramlarda bulundular. Edirne tanıtımına verdikleri önemden bahsettiler. Bir kez daha Edirne Tanıtma Derneği'ne Bahri Dinar'ı ve Arif Meriç'i tebrik ediyoruz. Edirne için çok önemli çalışmalar yapıyorlar ve çok değerli hemşerimiz Suzan kardeşe de bir ömür boyu başarılı diyor, yaşam diyoruz, konserler diyoruz. İsterseniz görüntüleri izleyelim, sonra sizlerle birlikte olalım. Evet sevgili izleyenler, bizler Rumeli TV ekranlarına sizlere Balkanlardan hemşerimiz Sayın Suzan kardeşten yayınımıza devam ediyoruz. Bugün Edirne'de kendisi ve Edirne'nin Eğitim Kültür Festivali'nde sizlerle birlikte. İlk defa yapılıyor üstelik. Birincisinde burada Sayın Sedefçi Belediye Başkanımız tarafından organizasyonu yapıyor. Geçen akşam Zülfü Bey vardı. Bugün de çok değerli hemşerimiz Suzan Hanım bizlerle birlikte. Neler söyleyeceksiniz Edirne ile ilgili ve nasıl bekliyorsunuz bu akşamı? Valla ben çok güzel bir katılım bekliyorum. Şimdi konsere doğru gidiyoruz zaten. Her şeyden önce çok mesajlar geliyordu, tweetler geliyordu. Ne zaman geliyorsunuz Edirne'ye, ne zaman geliyorsunuz? Yaz boyunca kısmet olmadı, biraz soğuk ama yine de tabii ki gönlümüz buralarda. Biz, ya daha doğrusu şöyle diyeyim size, biz Yugoslavya'dan ilk göç ederken ilk gördüğümüz şehir Türkiye'de Edirne'dir. Doğal olarak bizim için çok farklı bir özelliği vardır Edirne'nin. Yani Türkiye'ye girdiğimizi hissettiğimiz bir yerdir. Ve hani toprağının öpüldüğü bir yerdir açıkçası. Çünkü bizim için o şekilde bir önemi vardır. Şimdi gelirken yine öyle, konuşurken de tüylerim diken diken oluyor. O yüzden de hani Edirne'den Kars'a derler ya, buradan girersin, ondan sonra artık sen bilirsin. Buradan, çok güzel, çok güzel. Buradan Balkanlara, evet, Trakya'ya. Evet, aynen öyle. Burada karşılanırsın. Türkiye'nin ne olduğunu buradan anlamaya başlarsın. Dolayısıyla insanları çok özverilidir, güzeldirler. Daha girdiğinde güzellik başlar açıkçası. O yüzden de benim için Edirne çok farklı duygular hissettirir bana. Gelirken de arkadaşlara zaten onu söyledik. Yani Edirne çok tuhaf bir şey hissettirir bana. Çocukluğuma götürür. Gençliğime demeyeyim. Genç sayılırım. Daha bir geçerim. Bu arada bütün hemşerilerime çok selam söylüyorum buradan. Çünkü biliyorum, yerde. Evet, Rumeli TV'den çok izlendiğimizi biliyorum. Onların her şeyi takip ettiğini biliyorum. O yüzden de buradan da sevgiler. Ve Edirne'yi de ihmal etmeyeceğiz hiçbir zaman. Ve derneğimiz de çok sizlere... Çok özellikle çalışmışlar, bak neler yapmışlar bize. Bir ısrarımız daha olacak bundan sonra bizim. Biz Tavaciğer Festivali düzenliyoruz. Gün geçtikçe bu şey oluyor. Konuklarımızın %90'ı da Balkanlardan geliyor, katılımcıların. 6 Balkan ülkesinin bando takımları geliyor buraya. Ama bu sefer ısrar edeceğiz sevgili belediye başkanımıza. Çünkü istediğimiz her şeyi veriyor sağ olsun. Diyeceğiz ki hanımefendiyi Tavaciğer Festivalimizde de görmek istiyoruz. Zaten İstanbul'da çok az 2-3 yer vardır Edirne usulü ciğer yapan. Ve benim de restoranımın en önemli yiyeceklerinden biriydi. Yani hani şimdi birazcık şımaracağım ama şimdi yemek kitabım çıkıyor. Ve Edirne usulü yaprak ciğer benim kitabımda da var. O yüzden de... biraz, bir o kadar daha gurur duydum. Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Doğru seçim yapmışsınız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler, sağ olun. Yeri var yeri, sarı kelebek kadar hafif. Kallavi diyorlar. Kallavi, sanatçılara kallavi kurabiye. Yağ yok, un yok, tuz yok, şeker yok. Evet. Evet, hadi bakalım. Güzel kişiler. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bu sizin efendim. Balkan Türklerinin kraliçesi elinizde, hoş geldiniz. Ama çok güzelmiş. Evet. Ay elinize koyduk. Badem ezmesinler efendim. Afiyetteyiz efendim. Çok teşekkür ederim. Aynamı süpürgeme ödüştüreyim ben. Abi kaynanaya bakacaksın orada. Abi kaynana ne yapalım? Ama bir de güzel kokumuz. Bu da mis sabunumuz efendim. Aa, öpersin. Sabun mu? Sabun efendim.
Evet, ben hemşerime, sevgili Suzan kardeşe böyle candan davrandığı için, samimiyeti için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini İstanbul'daki canlı yayınımızda ağırlamıştık. Tekrardan ağırlayacağımızı da konuştuk. Kendisine bir kez daha Rumeli TV aracılığıyla selamlarımızı söylüyoruz. En duygulan da bizler o göç zamanında ilk Edirne'ye toprağına bastık dedi ve toprağını öptüm. Yine Edirne'ye geldiğimde tüylerim diken diken oldu dedi. Hakikaten bu göç, gurbet insana çok büyük acılar veriyor. Vermeye de devam ediyor. Hala Bulgaristan'da, Saraybosna'da, Batı Trakya'da sıkıntılar var. Geçtiğimiz günlerde Gümülcine Türk Gençler Birliği maalesef Yunanistan hükümeti tarafından alınan bir kararla kapatıldı. Yani bunlar çok iyi olan bir şeyler değil. Soydaşlarımız oradan bizlerden destek bekliyorlar. Sayın Başbakanımız da bazı Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla takipler yapıyor, destekler veriyor ama hakikaten orada bir sıkıntı var. Buradan bir kez daha yetkililere, etkililere, sesimizin ulaştığı herkese sesleniyoruz. Soydaşlarımızı bırakmayalım orada. Yalnız bırakmayalım ki onlar da burada, Türkiye'de akrabalarının, dostlarının, kardeşlerinin desteğinin olduğunu bilsinler. Birlik beraberlik çok önemli dostlar. Rumeli camiasında, Trakya camiasında oldukça fazla önemli. Bizler de bunu sık sık vurgulamaya, sık sık ekranlara getirmeye çalışıyoruz.